Herkese merhabalar. Ayaküstü Lezzetler'e hoş geldiniz. Sizlerin tavsiyeleriyle keşfe çıkıyoruz. O ağız çapıyla ilgili bence sen de yersin. Aç kalsam... Öyle bir dünya var mı ya? Aç gelsem diyecektim. Misafirlerimiz çok mutlu, çok memnunlar. Yüzlerinde böyle değişik bir gülücükler açıyor. Gözleri pırıl pırıl oluyor. O kuzuyu görünce oluyor abi. Bizde de oluyor. Merak etme herhalde. Onurcuğum, ne haber? İyidir Oğuzcuğum, sen nasılsın? İyiyim ben de. Soğuk bir İstanbul gününde gördüğünüz gibi Emirgan sahilindeyiz. Arkamızdaki balıkçılar bir atıyor 5 alıyor, bir atıyor 8 alıyor. Bayağı iyi istavrit varmış. Evet. Az önce abilerle biraz muhabbet ettik. Boğaz bereketli ya. Vallahi maşallah var. Evet, bereketli. Eskiden sen böyle çocukluğunda gelir miydin? Boğaz'da böyle hiç balık tutma var mı? Vallahi biz Anadolu yakasında oturduğumuz için biz daha böyle adalar tarafına giderdik. Ben eniştemle hatırlıyorum, böyle adaların arkasına giderdik. O zamanlar daha boldu yani hatırladığım kadarıyla. İstavriti vardı. Levrek vardı, klasik. Lüfer vardı. O zamanlar tuttuğun tek takım olta takımıydı yani. Bir de Beşiktaş'ı tutuyorduk. Peki. Geç anladım, senin ben. Neyse. Yeto geç düştü, konumuzu saptırtma. Peki, bugün ne yapıyoruz? Biraz ondan bahsedelim. Bugün sizlerin bizlere önermiş olduğu lezzetleri keşfe çıkıyoruz. Sizlerin tavsiyeleri bizim için çok önemli. O önerilerden bir harmanlayıp ortaya çok güzel bir video çıkartacağız. Bugün gene lezzet keşfimiz olacak bol bol. İlk defa gideceğimiz yerler olacak. Aslında 3 durağın üçüne de ilk kez gideceğiz. Sadece bir tanesini daha önceden biliyoruz. Evet. Yani daha böyle eski yıllardan biliyoruz. Şimdi yeni yerine taşındı. Biz zaten planımızda vardı. Baktık çok sayıda tavsiye geldi. Ona hemen listenin tepesini aldık. Hava çok soğuk. Evet. Yani bir de şimdi Boğaz'da olduğumuz için de güzel esiyor. Bugün gideceğimiz iki durak Emirgan'da, yani Emirgan sınırları içerisinde. Diğeri de Armutlu civarında dersek çok doğru olur. Doğru. İstersen biz bu listeyi nasıl yapıyoruz onu biraz anlatalım ki insanlar bize tavsiye versinler. Genel itibariyle abi biz buraya çok gittik, çok beğendik, siz de gidin diyenler var. Bazıları da abi bir yer gördük, gitmenizi tavsiye ederiz, güzel gözüküyor, bizim için deneyimler misiniz diyenler var. Yani bizim... Eski videolarımızda, daha önce çektiğimiz videolara ya da semtlerdeki videolara siz böyle ufak ufak yorumlar yazıyorsunuz. Onları abi şuraya gidin. Cebe. Abi buraya gidin diye. Herhalde 50 tane falan kenara attığımız, aralarını bizim de bilmediklerimiz var. Çünkü yeni açılanlar var. Her zaman da takip edemiyoruz. Biz bugün bir 3 tanesini seçtik. Bir de malum İstanbul yakın olsun da istedik birbirlerine. O yüzden böyle bir tur, böyle bir keşif hazırladık. Ben gireceğim hemen. Şimdi bu Avrupa yakası, bunun Anadolu yakasını da önümüzdeki haftalarda izleyeceksiniz. Biz ilk Avrupa'dan başlıyoruz. Evet, bugün Avrupa yakasındayız. Sahil hattında, aslında sahil hattına yakın 3 durağımız olacak. Daha sonrasında Avrupa yakasının farklı yerlerini de gösteririz. Evet. O yüzden bize tavsiyeleriniz çok önemli. Balıkçı abi geldi. Gerdiriyor. Gerdiriyor. Kafamıza gelmesin. Videoyu başlatalım kafamıza gelmeden. Peki, video başlıyor. Sizler bir ufak beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Abone değilseniz aşağıda abone ol butonu sizleri bekliyor. Video ile ilgili yorumlarınız bizim için de önemli biliyorsunuz. Tavsiyelerinizi aşağı yorum olarak bırakırsanız bir sonraki videoda onları da deneyebileceğiz. Video başlasın. Size bol eğlenceli bir video diliyoruz. Kahveler, çaylar demlensin. Artık koltuğun başında. Abi bizi bir de geçenlerde birisi bir şey söyledi. Özür dilerim. Uzatıyorum biraz ama. Ne dedi? Sizi dedi insanlar evde konuk alıyor. Yani yolda gördükleri zaman hani 40 yıldır tanışıyormuşum gibi hissediyorum diyorlar ya çoğu evet. Zaman. Yani şimdi bak koltukta izleyen var, yatakta izleyen var, tuvalette izleyen var. Yani bizi ya, yanlarına her yere alıyorlar. Işte, bak size. Yalan mı? Ben tuvalete girmem arkadaş. Lütfen gözünüzü seveyim ama yani. Yok, şimdi vakit öldürmek için. Benim de en sevdiğim şey. Yani tuvalet o, mi? Tabii abi. Ya o... O benim yani klozetle aramda bir bağ oluşuyor tuvalette. Öyle mi? Abi keyif alıyorum. Neyse. Bu arada iyi bir şey değil. Tavsiye etmiyoruz. İyi bir şey değil. Öyle mi? Tabii. Uzun evet. Kalmamak evet, lazım. Aynen öyle. Evde kalabalıksa bile iyice aynen öyle. Öbürü sıkışıyor efendim böyle. Hayır. Ondan ziyade sağlık anlamında yani. Peki tamam. Abi biz neler diyoruz hadi kahvaltıya gideceğiz hadi. Yani bu çok güzel bir şey demek istiyorum. Evet, yani evet, bizi yolda görünce siz çok seviyorsunuz ve gerçekten 40 yıldır tanıyoruz gibi söylüyorsunuz. O yüzden hani bu bizi çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Video başlasın.
Niye gelmiyorsun? Ben niye gelmedim? Niye gelmedin? Bak şöyle yapalım. Sen bir daha video başlasın da ikimiz yanından gidelim. Tamam. Video başlasın. Oğuz, biz hatırlar mısın? Şurada bir Pizza Lovers Club diye bir yere gitmiştik. Şurası? Araya taşınmışlar şimdi. Ha. Evet, orada menüde hatırlıyorsan bir Brezolalı pizza vardı. Herkes bize laf etmişti yani. 900 küsür liraydı. 900 küsür liraydı. Ne kadar? 1150 olmuş. Ya. 3 ayda. 3-4 ayda 1150 olmuş. 3-4 ayda. Normal gibi algılıyoruz artık. Yapacak bir şey yok ona. Türkiye. Peki, nereye geldik? 783 House'a geldik. Çok şık bir mekan. Dışarıdan kafe gibi algılanmıyor aslında. Birazcık böyle bir antika dükkanı, bir vintage dükkanı olarak gözüküyor. Ama aslında bir kafe ve içeride vakit geçirmek için çok güzel bir yer. Bence vakit kaybetmeyelim. Hep beraber içeri girelim. Kahvaltı için ilk durağımız olan Emirgen'deki 783 House'a geldik. House, Z ile yazılıyor. O da aslında dünyanın frekansı, ses frekansı değil mi? 783. İlginç bir isim var. Güzel olan şey şu, buraya kapıdan girdiğiniz anda gördüğünüz her şeyi satın alabiliyorsunuz. Yani şu bardaktan tutun, tabağa kadar, objelere kadar, bu masaya kadar her şeyi alabiliyorsunuz. Önümüzde birkaç tane daha böyle obje var. Bunlardan bahsedeceğiz birazcık sizlere. Ama ambiyans o kadar güzel ki, yani özellikle şimdi kış mevsiminde olduğumuz için geniş tavanlı, kapalı bir alanda oturmak gerçekten insana güzel geliyor. Vallahi dediklerine harfiyen katılıyorum. Şimdi içeri adımınızı attığınızda farklı bir dünyaya geliyorsunuz. Burada dünyanın her yerinden ve her döneminden çok güzel parçalar var. Mesela bu önümüzdeki bir kapı kilidi. Bunun yılı tahminince bilinmiyor ama arkasında bir Lyon yazıyor herhalde bir. Çok iyi tahmin ettim valla. Yani şuna baktı mı ben 100 sene derim ya ben buna. Bu arada çalışıyormuş bu. Çalışıyor. Evet. Aynen. Aynen. Bunun hikayesini birazdan anlatacağız. Bence şimdi anlat, hemen anlat. Peki tamam. Buraya İlber Hoca'ya çok sık geliyormuş ve bu kilidi çok sevmiş. İlber Hoca eğer almazsan biz alacağız bunu. Şimdi söyleyelim. Gerçekten çok şık, çok güzel gözüküyor. Yani şimdi eski olan şey antika demeyelim de nasıl diyelim böyle? Vintage. Evet. Bak, vintage, aynı anda. Vintage ürünleri gerçekten ben seviyorum. Yani şimdi biz 80'ler çocuğuyuz. 80'lerde gördüğümüz birçok şeyi aslında bu dükkana girdiğimizde görebiliyoruz. Annemizin, babaannemizin. Atatürk detayı okullarımızda vardı. Evet, aynen öyle. Yani biz ilk okullarımızdayken o Atatürk'ün posteri, yani daha sonrası tabii büyük ihtimalle değişiyor tabii dönem ama hani andığımız İstiklal Marşı ve Atatürk bayağı gördüm. İlkokul yıllarıma gittim. Hatta harfler vardı hatırlıyor evet, musun? Evet harfler A, vardı. A, B, C, D. Aynen aynen. Bu arada burada keşke İlber Hoca ile denk gelsek de buraların bize bir tarihini anlatır. Yani bu kapı kilidi diye girer. Evet. İşte şu fareleri anlatır. Diğer objeleri anlatır. Yani bayağı burada bir tarih yolculuğunda çıkarız kendisiyle. Evet. Konumuza dönelim. Yemeğe dönelim. Evet. Yani burası çok güzel bir vintage ürünlerin satıldığı bir mağaza ama aynı zamanda çok güzel bir kafesi var. Küçük bir kafe, mütevazi, yaptıkları ürünler gerçekten iyi gözüküyor ve ben bunu bitirdikten sonra tabağı alıp götürebilirim. İşin güzel tarafı da bu. Ben de bu tabağı alabilirim. Evet, kahvelerini Greya'dan alıyorlar. Onlar biliyorsunuz daha önceden yer verdiğimiz Yeniköy'deki arkadaşlarımız çok iyiler onlar da gerçekten. Çok taze, güzel kahve kavuruyorlar. Hatta şu anda Kolombiya kahveyi içiyoruz biz de. Bizim de çok sevdiğimiz bir kahveci Greya. Hatta evimizde de aynı çekirdek var. Hatta ben yaklaşık 45 dakika, 1 saat önce aynı çekirdekten evde kendime kahve İçmiş yaptım. Evet, aynen öyle. Ben bagel'dan bir parça aldım. Hatta şimdi devam edeceğim ama şimdi içinde ne var onu anlatayım. Hatta en başta bagel'dan başlayayım. Bagel, çiyalı ve karabuğdaylı. Dışarıya yaptırıyorlar. İçerisinde avokadosu var, hindi füme var ve emmental peyniri var. Ben de bowl yiyorum. Bu aslında overnight bowl diye geçiyor. Chia tohumunu geceden ıslatıyorlar. Çok güzel şişiyor. Çekirdek, iki farklı çekirdek kullanıyorlar. Ay çekirdeği ve kabak çekirdeği. Kırmızı meyveler var. Aynı zamanda üzerinde çok güzel tahin var. Tam istediğim kahvaltı tarzı. Ben zaten normalde evde de bu tarzda yapıyorum genellikle. Yaptığım zamanlarda. Lezzetli oluyor ya. Evet, seviyorum ben de. Kesinlikle. Bu arada bagel'ı beğendim.
Ne çok sert, ne çok yumuşak. İçindeki malzemeler de çok kaliteli. Tam ayarında kullanılmış. Hoşuma gitti. Burada bizim yediğimiz ürünlerin haricinde de şurada böyle küçük bir tezgah var. Glutensiz seçenekler de var. Bir de buranın şöyle bir güzel yanı var. Kahvenizi istediğinizde hayvansal süt tercih etmiyorlar. Sadece bitkisel bazı sütler var. Ve onun için ekstra bir ücret almıyorlarmış. Az önce bir kahve molası verdiğimizde detaylarını aldık, size aktaralım istedik. Çünkü birçok yerde hani normal işte süt istiyorsun, sallıyorum şu an artık ne kadar olmuyor çünkü iç sütlü kahve... Vallahi mı? 45 lira yulaf sütünü falan alıyorlar mesela. Ben sütlü kahve yani çok nadir içtiğim için şimdi normal süt atıyorum 25 liradır, yulaf sütü 45 liradır hani evet. Senin tabirinle. İddialıymış. İyi ki sütlü kahve içiyorum. Ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum, çok keyifliyim. Sürekli gözüm bir yerlere kayıyor çünkü sürekli yeni bir şeyler görüyorum. Yani biz buraya geldik, kahvemizi içtik, detayları çektik. Hani Onur bana bir şey gösteriyor, ben ona bir şey gösteriyorum ve hala şu an başka bir şeyler görüyorum. İstersen yavaştan kapanışımızı yapalım. Tamam. Elimizden geldiği kadarıyla size anlattık. Yani burası hani yemek odaklı bir yer değil. Evet. Buraya bilgisayarınızla gelin, kahvenizi söyleyin. Emirgan zaten çok güzel bir yer ve bunu zaten söylemeye gerek yok. Burada bilgisayarınızı kurulun, alın kahvenizi. İşte oradan canınız ne isterse atıştırmalık yanına tatlısı, tuzlusu atın ağzınıza. Burada farklı bir atmosferde, farklı bir zaman diliminde keyifli zaman geçirebilirsiniz. Aslında burası öyle bir yer. Aslına bakarsan Amsterdam taraflarına gidenler mutlaka diyecektir. Genelde böyle çiçekçi kafe veya işte antikacı kafe tarzında çok fazla var orada. Yani o ruhu buraya girdiğiniz zaman hissediyorsun. Sanki şu kapıdan girince İstanbul'da bir yerde değilmişsin gibi. Evet. O hissiyatla girmiş oluyorsun buraya. Vakit geçirebiliyorsun, kitap okuyabilirsin. Yanına bir kahve söyleyebilirsin. Kimse seni zorlamıyor burada. Evet. Öyle bir güzelliği var. Alışveriş yapmaya gelebilirsin. Çok güzel antika merakın varsa, vintage merakın varsa özellikle gelebilirsin. İçtiğin kahvenin fincanını beğendiysen alabiliyorsun. Bunlar da güzel şeyler, detaylar bence. Bu arada sadece evet bak biz de vintage diyoruz da hani daha böyle yeni nesil işler de var. Yani seramikler de var. Hı-hı. Ondan sonra işte yakın zaman içerisinde böyle genç işte yeni mezunlara işte duvarlarını verip işte kendi sergilerini, kendi fotoğraflarını ya da resimlerini sergileyebilecekleri bir alan yaratacaklarmış. Yani biraz böyle vintage'la yeni zamanın ruhunu mu diyeyim, ikisini böyle hani birleştirecekleri, içeri girdiğinde böyle kendini iyi hissedeceğin bir yer oluşturmak istiyorlarmış. Daha yolun çok başlarındalar ama biz umarım ilk destekçilerinden oluruz. Biz çok sevdik. Evet. Siz de gelir burada böyle hiçbir şey yapmasanız bile gelip içeride gezinmeniz bile bence çok güzel. Ürünlerin... Alışveriş işte, yapsınlar canım, yesinler bir şeyler. Yani, orası ayrı. Orası ayrı ama yani hani buraya gelip işte şunun hikayesini öğrenmeniz işte ya da şuradaki bir abajurun hikayesini öğrenmeniz bence çok güzel bir şey. Bence buraya yolunuz düştüğünde uğrayın derim. Fiyatları söyleyelim ve biz yolumuza devam edelim. Filtre kahve 120 lira. Benim yediğim bagel 240 lira, Onur'un bowl'u da 220 lira. Yine Emirgan sınırları içerisindeyiz. Smash Burger'e geldik. Smash'ten Smash biraz bir kelime, harf oyunları var. Şimdi burada elimizde gördüğünüz gibi Smash Burger var. Menüde aslında bir tane burger var. Yani ana tema olarak bir burger var. Ama bu burgerlerin sayısı birden 10'a kadar çıkıyor. Köfteyi aslında köfte demeyelim çünkü Alp Bey biraz kızıyor. Hatta şöyle bir yazısını koymuş. Sadece et, köfte değil. Hayvanın 4 bölümünden elde ediliyor. Döş var, kaburga var, gerdan var ve pirzola var. Sadece pişerken tuzla karabiber ekleniyor. Onun dışında başka hiçbir işlemi yok. Ekmek ve patates uzun detay ama isterse bence ısıralım. Çünkü yani bir yerlerden bir şeyler damlıyor. Şunun yağının güzelliğine bakar mısın? Evet. Isıralım, detayları anlatalım. Senin o söylemiş olduğun etin parçaları var ya, aslında hayvanın en yağlı taraflarının olduğu yer. Ekstra bir yağ katılmıyor.
Normalde başka hamburgercilerde biraz daha yağlı olsun diye bazı işlemlerden geçiyor ama burada hiçbir şey yok. Sadece iki kere kıyma olarak çekiliyor ve aslında hani tamamen aldığın et tadı. O çok güzel. Yani hamburgerde zaten et tadı alman ama gerekiyor sadece. Başka bir şeylerin tadını almıyorsun. Sosun tadı arkadan geliyor. Peynir ayrıca geliyor. Sen bayağı bitirdin ya. Abi çok güzel. Ben konuşurken tabii adam götürdü. Et. Et değil mi? Bak et gerçek anlamda şu ana kadar yani bir hamburgercide yediğim en iyi etlerden bir tanesi. Bak açık ara. Bu arada ekmek çok güzel. Ama şimdi buranın böyle bir sirkülasyon olarak şimdi çok böyle bir işlek yer olmadığı için Alp Bey şöyle bir çözüm bulmuş. Ekmek difrizde bekliyor. Difrizden mikrodalgaya giriyor. Mikrodalgadan çıktıktan sonra ızgaraya geliyor. Muhabbet esnasında sordum. Normal hamburgercilerde nasıl atıyor? Sabah 7'de 8'de açıyor dükkanını. Sallıyor 50 tane ekmek yapıyor. Gün boyunca ekmeği bitiriyor. Şimdi Alp Bey diyor ki buraya bazen diyor 5 müşteri geliyor diyor. Hafta sonları diyor geçen hafta diyor 7 kilo et sattım diyor. Şimdi bir sirkülasyonda problem olduğu için burası çok işlek bir yer olmadığı için ben yani inşallah hani böyle bir gün içerisinde ne bileyim 50 tane satıyordur ya da 100 tane satıyordur. O bir otursun ben gelip bu ekmeği bir de böyle bir günlük hani sabahtan yapsın sadece ızgara değdirsin o şekilde yemek istiyorum. Taze. Evet. Çünkü bak ekmeği ağzına ilk attığında bir böyle bir tokluk hissi var ama çiğnerken ekmek ağzı yok oluyor. Aslında bak bir şey söyleyeceğim bu hamburgeri oluşturan şeyler hep bir süresi var her şeyin. Hepsinin. Ekmeği de 10 saniye plate'in üzerinde tutuyor mesela. Daha fazla değil. İç kısmını kızartmak için. Patates ayrı bir olay. Buna be. Onu ayrıca anlatacağız. Çünkü bu çok fazla işlemden geçiyor. Yani işlemden kastım şu. Donuk değil, kendisi yapıyor. Ama bunun yapımı ortalama olarak neredeyse bir gün sürüyor her şeyiyle. 7-8 saat beklettiği bir sos var. Kendi tarifi var. O tarifte bir sürü şey var yapılan işlem olarak. Donduruluyor, çıkartılıyor. Ayrıca parça parça ayrılıp tekrardan donduruluyor. Yani bu kolay bir iş değil. Ben bunu evde bile yapmaya kalkmam yani. O kadar uğraştırıyor her seferinde. Uğraşmam evde gelir burada yerim. Evet, aynen öyle. Dışarıda hiç böyle bir patates görmedik. Yani bu kadar üzerine düşünülmüş, üzerine emek harcanmış. Biz hatta çoğu burgercide, beğendin galiba, götürüyorum. Çoğu burgercide hani evet güzel hamburger yiyoruz, ekmeği çok güzel, özenli. Eti özenli ama hep bir patates kızartmasında soru işareti yaşıyorduk ya. Ben bunu neredeydim biliyor musun? Neredeydik? Beraber yemedik de inşallah yeriz. Yani ben Kaliforniya'ya gittiğim zaman Los Angeles'ta. Ha şey In-N-Out. In-N-Out burgerde yedim. Yani oradaki mantıkla yapılıyor aslında bakarsan. Patates geldiği işlemden itibaren hep taze patatesle yapılıyor. Kolla çekiyorsun ayrıca böyle kalın kesim oluyor. Bu kalın kesim olması bence önemli. Çok güzel. Daha ince kesilenlerde bu kıvamı yakalanamıyor bence. Dışı çıtır. İçi yumuşacık. Yani böyle patates yapması yerken zevk alır mısın? Alıyorsun işte. Yani yapabilen yapıyor. Evet. Şahane. Gerçekten çok şahane. Güzel. Tek ürün olmasına bayılıyorum. Aslında tabii bir iki bir şey daha var. Mesela Zimeş Wings var. Kendi yaptığı bir tavuk. Gerçekten o da anlattığına göre Alvin gerçekten çok özeniyor ona da. Mini pizzas dediği hellim panelenmiş hellim. Onu biraz daha çocuklar için hazırlıyor. Onion rings var. Gene müşterilerin isteği üzerine koyulmuş. Birçok sosunu kendisi yapıyor. Yani aslına baktığın zaman bağdan zeye birçok şeyde 4, 5, 6 tane sos var. Evet. Evet. Şu senin sevdiğin sos neydi? Flamingo. Evet. Kırmızı soğan turşusu, şeker, mayonez. Ya şu üçünün birleşip zaten kötü olma şansı yok. Ben şöyle devam edeyim. Sen afiyet olsun. O zaman ben hazır menüyü elime almışken fiyatları da söyleyeyim. Bizim yediğimiz 3 köfteli. Şimdi hep aklım köfteye gidiyor. Alp Bey'le sürekli kenardan göz göze geliyoruz. Köfte deyince oradan bıçak çıkartıyor. Triple Smash Burger ya da Triple Smash Burger 382 lira. Yanına patates ve bir sos aldığınızda 541 liraya geliyor. Basic olarak burada klasik var. 70 gram çarpı 2. Bizde de 70 gram çarpı 3'tü. Evet yani bu, her köftesi 70 gram. Her köftesi 70 gram. Bu köfte demiyoruz, gibi, et diyoruz. Evet ya ben. Köfte demiyoruz, et diyoruz. Ben bu dükkandan çıkamayacağım büyük ihtimalle. Bu sayısı 10'a kadar gidiyor. Burada işte Pentagon var, 350 gram. Ve işte ekmeği var, 5 dilim Amerikan peyniri var. Bu da 562 lira. Bizim izleyeceğimiz muhtemelen Pentagon'dan başlayacaktır. Abi Pentagon biraz yemesi zor ama 350 gram. Abi o ağız çapıyla ilgili. Bence sen de yersin.
aşk alsam... Nerede aşk al? Öyle bir dünya var mı ya? Aç gelsem diyecektim. Oğuz aç gelsem yerim. Oğuz en hayat aç kalsam dedi. Az sonra. yerim 350 gram yerim. Abi sonuçta yani normal bir etçiye gittiğin zaman 600-700 gram yiyorum. Ama tabii burada hani şimdi sosu var, peyniri evet. var, ekmeği var. Ekmeği çıkarttırız ya. Ekmeksiz. Ekmeksiz. Ekmeksiz yiyen var mı? Varmış. Var mı ekmeksiz yiyen? Evet. Biz ekmek deriz. Ben bu ekmeği dediğin gibi sadece öyle ızgara görmüş halini çok merak ediyorum. Evet, eksik bir şeyimiz kalmadı. Soslardan bahsettik. Bu arada soslar da 66 lira. Aklınızda bulunsun. Kendi yaptığı soslar. Bu arada trüflü mayonezde de trüfün kendisini kullanıyormuş. Hı hı. Hani aroması ya da yağı ya da ne derler ona? Esans. Esansı. Hiçbir şey yok. Direkt orijinal halini kullanıyor. Valla iyi ki gelmişiz. Burayı kimler tavsiye ettiyse teşekkür ederiz. Bir de bizim, yine geliriz bizim, sana söyleyeyim. Yani şimdi evet yine sahil hattına çok yakınız evet. bu arada. Onu da söylemek lazım. Balta Limanlı sahile geliyorsanız buraya yürüyerek de gelebilirsiniz. Aracınızı bir yere park ettikten sonra gelebilirsiniz. Reşit Paşa'ya yakınız. Ama yani birkaç lokasyona yakınız. Güzel güzel. Çok da böyle ana cadde üzerinde kalmayan bir yer. O yüzden arabanızı park edecek yer bulabiliyorsunuz. Hı-hı. Hafta içi biraz daha rahat tabii ki. Gelmeden de eğer böyle kalabalık gelecekseniz rezervasyon yaptırıp biz bu kadar kişi geliyoruz derseniz ona göre hazırlık da yaparlar. Güzel olur. Çünkü burası böyle bir hani büyük bir dükkan değil. Tek zaten, kişi çalışıyor. Evet. Alp çalışıyor sadece. Her şeyi o yapıyor. Yani. Aynen öyle. Tek kişilik dev kadro derler ya. Tam öyle. Yani işte sosunu da kendi yapıyor, ekmeğini de kendi yapıyor, patatesi de kendi yapıyor, kendi pişiriyor, kendi servis ediyor. Alışverişini de kendi yapıyor. Evet. Vallahi bravo. Adam tek başına. Abi bravo, alkışlıyorsun. Vallahi hakikaten. Bravo. Ele sağlık hocam. Dışarıda iki masası var. Burada da böyle bir Amerikan tipi bir barı var. Gelmeden önce bir arayın. Sorun. Ürününüz kaldı. Bir de zaten videodan sonra ararsanız büyük ihtimalle evet. biraz hani sonra bize yazmayın arkadaşlar. Evet. Hani Alp Bey de burada tek başına çalışıyor. Yani yapacak bir şey yok. Birazcık sabır göstermenizi rica edeceğiz. Ürün gerçekten çok güzel. Aklınızda bulunsun. Fiyatları söyledik. Şu patatesi bitirelim. Evet. Son durağımızı doğru yola çıkalım. İlk defa benim serçe parmağımdan büyük patates buldum. Daha kalın. Baksana benimkinden de kalın. Ha bu arada patatesin fiyatını söylemedik 136 lira. Söylemeyi unuttum. Emrah bunu kamera arkası yaparsın. Yemeğe daldık unuttuk. Her şeyin kolayına kaçıyor burada. Günün üçüncü durağındayız. FSM Mahallesi'ne geldik. Ocak başına kurulduk. Yanımızda da Ali Haydar Usta var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Şeref verdiniz. Eyvallah abi. Teşekkür ederiz. Teşekkür eksik olma. Şimdi birçoğunuz büyük ihtimalle tanıyordur. Ben kendisiyle Samatya'dan bayağı herhalde bir 10 yıl oluyordur. O zaman daha zayıf olduğumu söylemişti. Haklı. Haklı. Kendisini Samatya'da ocakbaşısı vardı. Orada ünlendi. Birçok insan kebaplarını yedi. Şimdi buradasın abi. Evet buradayım. Ne kadar oldu burası abi? Burası 8 ay oldu açılalı. Hayırlı olsun tekrardan. Açtığımız 8 ay oldu. Kendi markamızı açtık. Şahane. Evet. Nasıl böyle keyifler abi? Yerinde. Sağ olsunlar bizim müşterilerimiz. Yani ben müşteri demiyorum onlara misafir diyorum. Çünkü misafir olarak ağırlıyoruz biz herkesi de. Onlar beni hiçbir zaman bırakmadılar. İlk olarak 92 yılında başladı ama değil mi hikaye? Evet, 92 yılında. Ya ocakbaşı 92'de başladı ama daha öncesinde yeme içme ile ilgili ailede bir şey var değil mi? Yani... Yok, tek kendim. Tek mi? Tek kendim. Yani biz 7 kardeşiz. 2 kız, 5 erkek. Ortancıl benim. İşlerinde bu işi yapan tek benim. Çok güzel. Ama ocakbaşından önce başka bir... Tabii Dolapdere'deydim. Antep'te de fırıncılık yaptım uzun süre. Bundan sonra geldim Dolapdere'de işte lahmacun, ondan sonra sulu yemek yaptık. Sonra 89'da gelmiştim. 92'de civarında karar verdim. Dedim ki ben yol ayrımına geldim. Kebap işine gireceğim dedim. Yaklaşık 3 yıl
İstanbul'un çeşitli semtlerinde gittim, çalıştım, baktım. Benden iyi usta yok. Oradan istifamı verdim, gittim. Çok güzel. Ama bu işin temelinde mutfakla haşır neşir olmak gerekiyor. Yani mutfağa bir şekilde yolu geçmiş olması lazım insanın ki eti sevsin, kasaplığı bilsin. İşte ne bileyim, ocak başında durmak kolay değil çünkü. Kesinlikle. Yani birçok ustada görüyoruz onu. Yani şu sıcağa dayanmak gerçekten kolay değil. Onun için birazcık sevmek de lazım. Ben yazın bu sene 45 derece sıcaklık oldu. Ben yine bu ocak başındaydım. Evet. Abi işin zor ama keyifli. Keyifli. Ben çok keyif alıyorum. Değil mi? Ben şundan yola çıkarım yani sürekli. Eğer bir işi insanoğlu yapıyorsa ben yaparım. Evet. Çok yani güzel. O çünkü ben fırıncılık mesleğimde de öyleydim. Başarılıydım. Çok çok başarılıydım. Yani parmaktan gösterilen bir sanatım vardı. Zanaat diyelim Antepçi ona. Doğru. Şimdi de kebapçılıkta yani bir 29-30 yıl mı geçti artık 32 yıl mı geçti aradan. Maşallah. Yani böyle bir tabii ki araştırırım ben. Ondan sonra daha bunu nasıl güzel yaparım derim. Ürünler reçeteli bende. Örneğin fıstıklı kebap 220 gramdır toplamı. 180 gramı kıymadır. 40 gramı fıstıktır. Evet. Mesela çiğ köfte var. 1 kiloya 2 kilo et var. 1 kilo bulgura 2 kilo et var. Ondan sonra bu az sonra yiyeceğiniz tabii afiyet olsun, çöp şiş de olsun, ondan sonra şey de olsun, kül bastı da olsun, tekrar tereyağı da kullanırım. Hem zeytinyağı hem tereyağı kullanırım. Ha. Ustam sen şimdi fıstıklı kebap dedin, kül bastı dedin, bize böyle bir karışık bir tabak yaptın. Biz çünkü ustaya sorduk, yani Ali Aydur Usta bizim ne yememiz lazım dedik. Bir 8-9 tane ürün saydı ama dedik abi bunu bize biraz indirge, dedi ki en çok sipariş verilen, dükkanı en çok tercih edilen ürünlerini hazırlayayım. Dedin sen, bize neler hazırladın abi? Tabii ki. Çöp şiş hazırladık. Dana bonfileden. Kuzudan hazırladım. Kül bastı. Kıymadan yine dana tranştan yapıyorum. Bunu, bu da reçetelidir. Ondan kilogramına göre yaparız bunları. Yani hazırlarken. Ciğer, çok değişik bir ciğer yaparım ben. Ciğerim çok farklı yapıyorum ben. Değişik derken nasıl abi değişik? Değişik yani onu soslarım ben daha önce. Yani normalde soslamazlar evet, mesela. Doğru. Üzerine işte toz biber falan atarlar. Doğru. Ben onu önce soslarım. Ondan sonra şişe takarım. O zaman ben ilk ciğerden başlarım abi. Tabii. Merak ettim. Yumuşak. Evet, yumuşacık. Evet. Sosunda ne var abi bunun? Sosunda şey var, zeytinyağı var, tuz var. Hafiften bir renk biberi var. O kadar. O kadar. Pişmeden önce de dikkat ettiyseniz üzerine etlerden sonra attınız. Etlerden sonra attım çünkü onun pişme süresi 3 dakika. Etlerin pişme süresi 7-8 dakika. Kimyon attım üzerine sadece. Ben ürünlerimin hiçbir tanesine karabiber kullanmam. Sadece tuz? Evet, tuz. Yani Adana ise ıslak pul biber kullanırım. Yani onlara da ben ekstra bir şey kullanmam. Ali Aydar Usta, bu işte et kalitesi çok önemli değil mi? Yani ustalık kadar etin de iyi olması. Ya yani bunlar birbirini tamamlayacak yani. Ustayla et birbirini tamamlayacak. Yani birinden biri eksik olduğu zaman o ne kadar çaba sarf etsen o eti bir şey yapamazsın. Doğru. Fıstıklı kebap mı yedin? Biz onun adını şey koyduk. Fıstıklı kebap değil, etli fıstıklı baklava koyduk onun adını. Ama baklavada olmayan fıstık var içinde. O kadar fazla koymuşsunuz ki. Acayip. Birinci kalite fıstık kullanırım. Evet, fıstık çok güzel ağza tat bırakıyor zaten. Evet. Usta biz şimdi hani meze kısmını geçtik. Biz biraz hani etlerden hani gidelim istedik. Buraya insanlar geldiklerinde meze olarak ne tercih edebilirler, ne yiyebilirler? Şimdi bizde balıkçılar gibi meze çeşidi yoktur. Balıkçıda örneğin 50-60-100 çeşit meze olur. Bizim ocak başlarında yani rakı kültüründe 10-12 çeşit meze olur. Bunun 2-3 tanesi turşu olur. Yani değişik turşu. Mesela bamya turşusu, ondan salatalık turşusu. Ben mevsiminde şey yaptım. Papaz eriye turşusu yaptım. Ooo çok güzel olur. Ya yeni bitti o da. Severiz onu. Evet onu zaten şeyini de yapıyordum ben. Erik tavası da yapıyordum papaz eriğinden. Evet. Mesela şimdi mevsimi ayva tavası yapıyorum zaman zaman. Çömlek var orada. Güveçte yapıyorum. Abi biz bir dahakine herhalde sadece onlar için geleceğiz. Evet. Belli oldu. Yani çok aroması yüksek. Evet. Ben onu ana yemek olarak değil. Yani zaten pürzülen falan yapıyorum. Ana yemek değil o.
o meze ile arayın arasındaki bir. Hı hı. Bu ayvayla taraklık yapıyorlar. Ayvalı taraklık diyorlar. Aynen. O yemek mi? Aynen. Ama ben pirzolardan yapıyorum. Güveçli, evet. Meze köpoğlu var. Hanımın mezesi var. Hı hı. Maş fasulyesi var. Zaten birkaç tane favori meze olur. Yani et gibi. Ben zaten eti de çok tutmam. Yani tutmam çünkü birbirini keser. Onlar birbirini hani bir gün onu satarsın. Öbürsü gün o bir işe yaramaz. Doğru. O et. Komple satarız. 12 çeşit mezem var. Ustam közde bir patlıcan. Senin lafını bölüyoruz ama bizim rakımız geldi. Afiyet Onurla olsun. Böyle bir aralık yapalım. Ocakbaşı keyfi farklıdır. Ocakbaşı keyfi. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Ustanın yok mu ya? Ustam. Ustam akşama. Akşama. Mesai başındayken akşama. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ama biz mesleğimizden dolayı tabii biz gece rakısı yapıyoruz. Doğru. İş bittikten sonra. Siz uyuduktan sonra. Ocak başında çekim yapmak çok keyifli ama tabii biz burada ateşi ve kamerayı unuttuk. İkisi çok yakın olunca bir baktık ki bir yerde kayıt gitmiş. O yüzden biraz şöyle bir ateşi kenara doğru kaydırdık. Kaldığımız yerden muhabbete devam edelim. Ustam şimdi biz burada evet bunları yedik. Buraya eyvallah abi. Müşteri geldiği zaman hani siz müşteriye gidip bildiğim kadarıyla siz masalarda geziyorsunuz, soruyorsunuz ne yersiniz, tek ne yemezsiniz diye. Evet. Nasıl oluyor o şey sistem? Bir anlatır mısınız? O diyalog mu? Ben, evet. Karşılarım, hoş geldiniz derim. Veyahut da 10 kişilik masada 2 kişi gelmişse yine onlara giderim, hoş geldiniz derim. Çocuklara derim, çay kahve sorun, misafirler gelene kadar derim. Ondan sonra mezeleri verin der çocuklar. Tekrar grup birleştiği zaman buradan pideyi ısıtırım, tekrar ben götürürüm, tekrar hoş geldiniz derim. Sağ olun ustam derler. Heyecanlıyız, bugün de heyecanlıyız derler. Yani çünkü heyecan duymazsan yemek farklı bir kültür, farklı bir meziyettir. Doğru. Yani o insanlara onu yaşatacaksın. Yani ben çoğu zaman yani herkese derim, burası sizin eviniz. Kendi eviniz gibi nasıl rahat ediyorsanız burada öyle rahat edin. Yani su bitmiş olabilir yani evimize de bitiyor. Hı hı. Hatta böyle ağır misafir gelir eve. Her şeyi tamamdırsın, sofraya oturursun. O da bir bakarsın her önüne bir şey unutmuş olursun. Yani mesleğin içinde bunlar var. Tabii doğru. Biz de elimizden geldiği kadarıyla bunları telafi etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ama müşterilerimiz gerçekten bu konuda misafirlerimiz çok mutlu, çok memnunlar. Yani inanır mısınız yüzlerinde böyle değişik bir gülücükler açıyor. Gözleri pırıl pırıl oluyor. O kuzuyu görünce oluyor yani. Bizde de oluyor. Merak etme herhalde. Ama yemekten önce. Sonra yemekten sonra tekrar giderim. Bakarım yerinde yerler esiyor. Çok güzel. Vallahi ağzınıza sağlık. Elinize de sağlık. Gönlünüze çok güzel her sağlık, şey. Sağ olun. Yani biz burayı Devam ederiz. Ağır otura. Yani ustamı biz şimdi biraz hani tabii ki işinden alıkoyduk ama evet, akşam hazırlığım var benim. Aynen, teşekkür yani. Ederiz vallahi gerçekten. Ben teşekkür ederim. Var olun, iyi ki varsınız. Eyvallah abi. Eksik olma, eline koluna sağlık. Tamam. Vallahi. Bana müsaade. Eyvallah abi. Çok sağ olun. Ustayı mutfağa gönderdik. Vallahi bize güzel özetledi, güzel anlattı. Daha konuşmaya devam etsek zaten oho bir de rakı muhabbeti daha da uzar gider ama sonra akşam müşteriler kulaklarımızı çınlatır büyük ihtimalle. Aynen öyle. Bir de İşin güzel tarafı tabii ocak başına oturduğun zaman ustayla da sohbet edebiliyorsun. O kültür çok farklı. Ben Ali Aydar ustayı o yüzden çok seviyorum. Hani burada bir şeyler öğretiyor sana aslında sohbet ederken. Doğru. Bilmeyenler için söylüyorum. Özellikle gelecekseniz ilk defa buradan yer kapmaya çalışın. Yani özellikle ilk telefon açarken ben ocak başında Ali Aydar ustanın yanına oturmak istiyorum deyin. O güzel oluyor. Aynı zamanda buranın, ya şimdi mekanla ilgili bahsetmedik hiç ama içerideki ambiyans gerçekten çok, çok güzel. Çok şık. Loş bir ışık var. Aynı zamanda bahçesi var. Akşamleyin çok güzel oluyor bence aydınlatmasıyla beraber. Burası aslında eşinle, arkadaşlarınla gelip rahat yemek yiyeceğin ve ambiyans olarak da, lezzet olarak da seni çok tatmin edecek bir yer. Bir ikinci bir ev gibi oluyor aslında. Kebapçılar bizim, yani ocakbaşı özellikle bizim çok sevdiğimiz bir konsept. Bu civarda da çok fazla var. Her zaman gittiğimiz yerler de var ama bence buraya değer katan işletmelerden biri olmuş. Ya hem ambiyans olarak hem de işte ustalık abi. Yani ustayı aldığın zaman, başa koyduğun zaman usta için geliyorsun buraya. Yani ambiyans tabii ki önemli. Hani geldiğinde iyi servisin çok çok önemli. Ama bizim hep önceliğimiz ne? Hep usta. Hep ustanın peşinden gidiyoruz. Güzel olan şeylerden bir tanesi de öğlen 12'de açılıyor olmaları. Yani bir öğle rakısı,
Bir, bizim gibi. Aynen. Bir öğle rakısı ya işte bir şeyler atıştırayım, devam edeyim dediğin zaman öğlen de gelebiliyorsun buraya. O çok güzel bir şey bence. Fıstık kebap çok iyi. Evet. Ciğer çok iyi. Yani etler genel olarak çok iyi ama benim yani ön planı bir şey çıkartacaksam eğer fıstıklı kebap ve ciğer. Evet, fıstıklı kebap gerçekten. Ve ben yıllardır yemiyordum fıstıklı kebap. Evet, ben yani benim ilk yediğim fıstıklı kebap Hamdi restoranda. Şey. Eminönü'ndeki. Eminönü. Duruyor mu hala ya? Duruyor. Çok güzel yapıyorlar onlar. Ben bayağıdır gitmedim. Ama bu da onu geçecek kadar fazla ürüne sahip ve aynı zamanda lezzetli. Evet evet. Fıstık çok kaliteli ve yağlı yağlı ağızda güzel bir tat bırakıyor. Hiç dürüme girmedik de. Neyse. Evet ama burada güzel bir böyle lavaşımız da var. Hatta onu... bazıları soslu biliyor musun? Şurada vallahi mı? Evet. Aa, görmedim onu. O zaman burayı bir toparlayalım. Evet. Bir fiyatları söyleyelim. Tamam. Ciğer 390 lira, fıstık kebabı 540 lira, çöp şiş 480 lira, kül bastı 490 lira. Duble rakılarımız var. Benimki 150, Onur'unki de 150. Bu arada etler ve ciğer ortalama 200-220 gram ağırlığında. Ocak başından da kalkalım bence artık. Sıcak oldu. Çok sıcak oldu. Evet. Şöyle güzel bir masaya geçelim. Tamam. Keyfimizi orada devam edelim. Peki o zaman kafanı sende bugün. Bende olsun. Peki biz bugün iki Emirgan bir FSM mahallesindeydik. Sizlerin bizlere tavsiye ettiği, yorumlar kısmında tavsiye ettiği yerlere gittik. Burası zaten bizim çok eskiden beri listemizde olan, daha önce ziyaret ettiğimiz. Yeni açıldığından haberdardık. Çoğu insan da zaten abi yeni açıldı, bir gidip bize ortamı gösterir misiniz, yemekleri gösterir misiniz, işte ustamı gösterir misiniz diyenler vardı. Bir böyle bir toparlama yaptık. Ustamla da güzel muhabbet ettik. Eminiz ki beğenmişsinizdir. Sizlere de güzel bir içerik hazırladık. Videonun başında ne bahsettiğimiz gibi biz Avrupa yakasında sizlerin tavsiyeleriyle gezdik bugün. Önümüzdeki haftalarda bunun Anadolu yakası olacak. Sonrasında tekrardan Avrupa yakası yaparız. Biz böyle araya minik minik serpiştireceğiz. Ne diyorduk? Kıtalar arası lezzetle. Bir Anadolu, bir Avrupa. Bir Anadolu, bir Avrupa gidip geleceğiz biz. Evet, aynen öyle. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğen butonuna basmanız bizim için çok önemli. Tavsiyelerinizi aşağı yorum olarak bekliyoruz ve aynı zamanda abone olmayı unutmuyorsunuz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hazır mıyız? Evet. Tamam. Gir kayda. Girdim diye. Övdüm bokuma karıştı. Koskoca adam.